Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, konumuz tarihi külliyatından keşif notları olarak Zülkarneyn Hazretleri aleyhisselam Yecüc Mecüc hakkında Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Nitekim Allah Teala onlar hakikatin ta kendisini yaşayan, hak yolda yürüyen kimseler hakkında ve Zülkarneyn Hazretleri hakkında da şöyle buyuruyor. Sonra o Zülkarneyn bir yol tuttu, nihayet iki set dağ arasına ulaştığı zaman setlerin önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Onlar, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? Dediler. O da, Rabbimin beni içinde bulundurduğu mal ve mülk sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana bedeni kuvvetle işçilik, ustalık, kalfalık gibi konularda yardım edince sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım, dedi. Cenab-ı Hak bunu Kehf suresi ayet 92'den 95'e kadar bunu anlatmaktadır. Yani Zülkarneyn Rabbimin bana vermiş olduğu imkanlar sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Bana kuvvetle yardım edin derken kuvvetten setti yapmak için gerekli olan usta, işçi ve bu iş için lazım olan alet ve edevatı kastetmişti. Sonra Zülkarneyn aleyhisselam onlara, bana demir kütleleri getirin. Bu da Kehf suresi ayet 96'da böyle dedi. Onlar da İskender'in yani Zülkarneyn'in istediği demir kütlelerini getirip yığdılar. Bunun üzerine Zülkarneyn temeller kazdırdı ve bu temelleri su tabakasına kadar indirdi. Sonra bir kat demir, bir kat odun olmak üzere bunları birbirlerinin üzerine yığdırdı. Nihayet karşılıklı iki dağın iki yanı tam denkleştiği vakit efendim Kehf suresi ayet yine 96'da efendim odunlar ateşe verilip tutuşturuldu. Demir kütleleri ısınıp kızarınca üzerine erimiş bakır döküldü. Böylece dökülen erimiş bakır, odunlarla demir kütleleri arasındaki boşlukları doldurdu. Hatta bakırın kırmızılığı demirin siyahlığından dolayı o çizgilerle süslenmiş bir elbise haline geldi. Ayrıca Zülkarneyn settin üst tarafını demirlerle yükseltip çevirdi. Bundan böyle Yecüc ile Mecüc bir daha komşuları olan diğer ülkelere gidip eza ve cefa yapamaz oldular. Bu hususla ilgili olarak Yüce Allah Celle Celaluhu, artık Yecüc ve Mecüc onu ne aşabildiler, ne de delebildiler. Bu da Kehf suresi ayet 97'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Evet sevgili dostlarımız,
Hızır Zülkarneyn Hazretlerinin ordusunun Encü kuvvetlerinde Hızır Aleyhisselam'ın da kumandan olduğu söylenmektedir. Ve Hızır Aleyhisselam'ın ebedilik pınarını elde etti ve içerisinde yüzüp yıkandı, suyundan içti diyorlar tarihi haberlerde. Bunun doğrusunu ancak Cenab-ı Hak bilir. Yani buna Ab-ı Hayat suyu ki Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar yaşama şansının verilmesi anlamında. Yine esirleri esir eden, şimdi esir oldu dedi. Yani Zülkarneyn'in ölüm döşeğinde, ölüm anında bazı şeyleri vardır. Orada ilmi irfanı olan insanlara, gelin bildiğiniz şeylerden atasözleri, hikmetli sözler söyleyin ki, sizlerin bu sözlerinden dünyadaki bunu duyanlar ders alsınlar, faydalansınlar diye hikmetle ilgili ilim sahiplerini çağırıyor. Zülkarneyn Hazretleri onlara, siz de diyor hikmetli sözler söyleyin her biriniz diyor. Bunlardan birisi şöyle dedi. Efendim, esirleri esir eden, şimdi esir oldu dedi. Yani ne demek? Ölüm gelince herkes ölüme mahkumdur, esir olur dedi. Bu hikmetli sözü söyleyen kişi. Diğeri, bu hükümdar altın toplayıp gizliyordu. Şimdi ise altın kendisini gizliyor dedi. Bir diğer birisi, insanlar bu cesedin ne kadar az talibi, fakat bu tabutun ise ne kadar çok talibi vardır dedi. Çünkü ölüm tabutuna girmeyecek kimse yoktur. Görüyorsunuz, hepsinin içinde hikmet var. Bir diğeri, en çok şaşılacak şey, güçlü kişi gücüne rağmen mağlup olduğu halde güçsüz kimselerin boş işlerle oyalanıp aldanış içerisinde bulunmalarıdır dedi. Bu da şahane bir hikmetli sözdür. Bir diğeri, ey eceli gizli, emeli açık olan kişi. Bir kısım emellerine ulaşmak için ecelinden bir miktar uzaklaşsaydın veyahut ecelinin gelmesini önleyerek bir kısım amellerini gerçekleştirseydin dedi. Bu da ölüme hazırlık yapmadan ölenleri uyarıyor. Bir diğeri, ey çalışarak didinip yorulan kişi, muhtaç olduğun zaman seni bırakıp perişan edecek şeyleri topladın. Nihayet topladığın şeylerin vebali sana yüklendi ve bunların günahına bulaştın. Ne topladınsa başkaları için topladın, günahı ise sana kaldı dedi. Bu da meşru yolda kazanç sağlamayanların vay haline, orayı işaret etti. Bir diğeri, ey çalışarak didinip yorulan adam. Evet, bunları düşünerek çalış, bunları düşünerek hareket et. Sen bizim için öğüt veren birisiydin. Fakat bize ölümünden sonra
daha tesirli bir öğüt vermiş değilsin. Aklı olan düşünsün, ibret almak isteyen alsın dedi. Çünkü Zülkarneyn dünyanın doğusuna, batısına ek hakim oldu. Önünde engel yoktu ama ecel saati geldi, can verdi. Sonuç bu, yani ölüm. Güzel amellerin lehine, kötü amellerin aleyhine olarak Allah'ın huzuruna gelecek herkes. Bir diğeri, nice kişiler vardı ki seni görmeden de senden korkarlardı. Fakat aynı kişiler şimdi senin huzurunda ve senden korkmamaktadırlar. Evet, çünkü artık ölüm geldi, kişiyi esir eyledi. Hakkın huzuruna gitmekten başka çare kalmadı. Evet, nice kişiler vardı ki susmadığın zamanlarda candan senin susmanı isterlerdi. Fakat aynı kişiler bugün ısrarla senin konuşmanı istiyorlar. Ama bu defa sen konuşmuyorsun dedi. Bakın, dünyaya hakim olan bir Zülkarneyn'e onun şahsında dünyaya mesajlar veriliyor. Bir diğeri, bu can ölmemek için nice canlara kıydı. Fakat şimdi ölmüş bulunuyor dedi. Ey zalimler! Ölmemek için başkalarını, nicelerini öldürdünüz. Ey zalimler! Siz de mutlaka öldünüz, beliniz bıkınız kırıldı, Azra ile can verdiniz. Bundan ibret alın. Ey zalimler! Cana kıymayın haksız yere. Yine hikmet ilmine sahip olan bir diğeri, bana kendinden uzaklaşmamamı emrederdin. Fakat şimdi sana yaklaşma gücünü bulamıyorum dedi. Yani artık gidiyorsun dedi. Ölüm kişiyi alıp götürüyor. Bir diğeri, bu böyle büyük bir gündür ki uzaklaşmaya başlayan kötülükler geri dönmüş. Yaklaşmaya başlayan iyilikler ise uzaklaşmıştır. Mülkü elinden gidene ağlamak isteyen ağlasın dedi. Çare ağlamak değil ki. O mülkü verenin Allah olduğunu bilmek, Allah yolunda onu kullanabilmek. Bir diğeri, ey büyük hükümdar! Bulutun gölgesinin çekilmesi gibi hükümdarlığın çekilip gitti. Sineklerin bıraktığı izlerin silinmesi gibi hükümdarlığının izleri silindi gitti dedi. İşte görüyorsunuz, kim olursan ol, hayırlı amelden başka seninle Allah'ın huzuruna yolculuk yapacak kimse yok. Kötü ameller ise başın belası. Bir diğeri, ey yeryüzünün eni boyu kendisine dar gelen kişi, şimdi seni kuşatan toprakla halinin nasıl olduğunu keşke bilseydin dedi. Görüyorsunuz, dünya bazılarına dar geliyor ama
mezara girince o mezar dar mı geniş mi o mezardakine bir sor. Ameller güzelse mezar da geniş, ameller kötüyse o mezar bir cehennem zindanı, ateş dolu bir cehennem tabakasına dönüşmektedir. Bir diğeri akıbeti bu olan bir kişi nasıl olur da kendisini sonunda yok olup savrulacak olan dünya mallarını toplamaya verir. İşte buna şaşarım diyor. Ey şaşacaklar, buna şaşın diyor. Bir diğeri ey maşeri topluluk ve fazilet sahibi kişiler, sevinçli sevinci sürekli olmayan ve lezzeti yanda kesilen şeylere rağbet etmeyiniz. Artık salah ve doğru yolda olmak ile azgınlık ve bozgunculuk sizin için apaçık bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor dedi. Bir diğeri ey gazabı ölüm demek olan kişi, ölüme de gazap etseydin ya dedi. Ey onu bunu tehdit ediyorsun, öldürürüm, asarım, keserim. Tamam, Azrail geldi, canını çeke çeke aldı. Hadi Azrail'e de meydan okusana. Öldürürüm, asarım, keserim desene. Ey zalimler, ibret alın. Evet sevgili dostlarımız, bir diğeri, siz geçip giden bu hükümdarı gördünüz. Geride kalan hükümdar bundan ibret alsın dedi. Eğer insanlar ibret alsaydı, dünyada kötülüklerin arkası kesilir, iyilikler dünyayı sarardı. Ne yazık ki insanoğlu geçmişinden ibret almıyor. Bir diğeri, uyuyanın rüyasına bir bakın, bir anda nasıl bitiyor? Bulutun gölgesine bakın, bir anda nasıl çekilip gidiyor dedi. İşte senin ömrün de böyle dedi. Bir diğeri, kendisine kulak verilip dinlenilen kişi artık susmuş bulunuyor. Şimdi susan herkes konuşsun dedi. Bir diğeri sen ölümüne sevindiğin kişilerin yanına nasıl gittiysen, senin ölümüne sevinenler de öylece senin yanına yakında geleceklerdir dedi. Bir diğeri sana ne oluyor? Organlarından bir tekini bile kıpırdatmıyorsun. Halbuki daha önce yeryüzünün müstakil hükümdarıydın. Hatta sana ne oluyor ki içinde bulunduğun yerin darlığından kurtulmak istemiyorsun? Halbuki geniş dünya yüzü sana dar geliyordu dedi. İşte bunların içi ibret dolu. Bir diğeri bir dünya ki sonu böyle oluyor. Başından itibaren ondan el etek çekmek daha uygun olur dedi. Yine sofrasını kuran kişi, koltuk yastıklarını dizdim, yemek masalarını kurdum. Fakat kavmin ulusunu göremiyorum dedi. Hazinedarı şöyle dedi. Yani Zülkarneyn'in hazinedarı. Sen bana malları toplayıp biriktirmeyi emrediyordun. Şimdi ben kimin için mal toplayıp biriktireyim dedi. Bir diğeri, bu uçsuz bucaksız dünyadan yedi karşılık bir yere dürülüp kıvrıldın.
Bunun böyle olduğunu yakinen bilseydin, nefsini dünya peşine takıp sürüklenmezdin dedi. Eşi Ruşenk de şöyle dedi. Zülkarneyn'in eşi, Dara'nın galibinin mağlup olacağını sanmıyordum. Sizlerden işittiğim bu sözler onun ölümüne sevindiğinizi gösteriyor. O şu içmek için kullandığı bardağını bile geride kalan cemaatin kullanması için arkasında bırakıp gitti dedi. Evet sevgili dostlarımız, yine ölümün haberini alan annesi, ben oğlumu kaybettimse de onun hatırası kalbimden silinmeyecektir dedi. O da anne şefkatiyle söyledi. Evet sevgili dostlarımız, işte ibretli sözler bunlar. Fakat gerçek hikmeti, gerçek ibreti, gerçek dersi dünya Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti Muhammed'den almalıdır. Önce hükümdar çocuklarını ve hükümdarlığa layık olacak kişileri çağırır ve onları çeşitli bölgelerin başına efendim böyle ne yaparsın, idareci tayin edersin. Ayrıca onların her birisini müstakil bir hükümdar yaparsın. Böylece onların birliğini bozmuş olursun. Neticede onlar birbirlerine düşerler ve kendi varlıklarını senin eserin kabul edeceklerinden seni sevmek ve sana itaat etmek zorunda kalırlar. Bu da hükümdarları ve hükümdar çocuklarını öldüreyim mi diye İskender soruyor da Aristo da ona böyle bir akıl veriyor. Evet sevgili dostlarımız, Fars hükümdarlarına Kisra, Bizans hükümdarlarına Kayser deniyordu. Efendim, yine rivayet edildiğine göre Hazreti İsa'nın doğması ile İskender'in hükümdar olması arasında 303 yıl geçmiştir diye de bir kayıt düşmüşler tarihçiler. El-Kamil'de de bunu görmekteyiz. Yine Fars hükümdarları, İskender'den sonraki Fars hükümdarları hakkında Aristoteles de ona şunu yazdı. Eğer sen hükümdarların oğullarını öldürecek olursan, bu takdirde hükümdarlık soysuz ve seviyesiz sefil kişilerin eline geçer. Sefil kimseler hükümdar olup idareyi ellerine geçirirler. İşe güçlenirler, güçlenince de azarlar. Hadlerini aşıp zulmetmeye kalkarlar. Hatta yapacakları kötülüğün, verecekleri zararın had safhaya ulaşmasından korkulur. Bana kalırsa sen hükümdarların oğullarını topla ve onların her birini bir bölgeye hükümdar yap diye efendim İskender'e böyle bir öğüt vermişti. Yine Aristoteles bir kısım meselede hocasına muhalefet etmiş, kendisine bu hususta bir soru sorulunca
Eflatun bir dosttur. Hakikat gerçek ise bir dosttur. Hakikat da bir dosttur. Fakat hakikatin dostluğu Eflatun'un dostluğundan daha önce gelir diye cevap vermiştir. Bakın bu da Aristo'nun cevabıdır. İşte Aristo'nun bu sözü gerçeklere uygundur. Çünkü Hakk'a ihsan edilen yerde mahluka itaat yoktur diyen de Hazreti Muhammed'dir. Evet, İskender'den sonraki Fars hükümdarlarının bazıları şunlardır. Eşk bin Eşkan'ın hükümdarlığı. Efendim Cevderiz'in hükümdarlığı. Bundan sonra zaten bölge hükümdarları başa geçmiş, ülke beyliklere bölünmüştür. Rivayet edildiğine göre İsrail oğullarının üzerine yürüyüp onların başına musallat olan kişinin Rum yani Roma hükümdarı Titus bin İsfiyanus olduğu söylenmektedir. Titus İsrail oğullarının bir kısmını öldürüp bir kısmını esir aldı ve Beytül Makdis'i de tahrip etti. Evet, Cenab-ı Hak İsrail oğullarının şahsında dünyaya ibretli sahneleri göstermektedir. Sabur'un hükümdarlığının 41. yılında Meryem oğlu Hazreti İsa'yı aleyhisselam zuhur etti. Bu Roma hükümdarı Titus bin İsfiyanus ise yaklaşık olarak Hazreti İsa'nın göklere kaldırılmasından 40 yıl sonra Beytül Makdis üzerine yürüyüp şehri eline geçirdi. Halkının bir kısmını öldürüp bir kısmını da esir aldı ve şehri tahrip edip yaktı, yıktı. Bu İsrailoğullarının başına neler geldi ama görüyorsunuz ki hala ibret almadı, almıyor. Şimdi de Orta Doğu'yu kana boyamak için arkasını emperyalistlere dayamış, Siyonistlere dayamışlar ve dünyayı kana bulamak için elden geleni yapıyorlar ve Filistin Müslümanlarına zulmediyorlar. Evet sevgili dostlarımız, Mülükü Tevaif döneminde meydana gelen hadiseler, Hazreti İsa bin Meryem ile Hazreti Yahya bin Zekeriya bu dönemde bunlar peygamber olarak geldiler ama neler oldu. Bu Ben İsrail var ya, Yahya'yı, Zekeriya'yı öldürdüler. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gelmek istediler. Daha önce de nice peygamberleri katlettiler. Başlarına neler geldi. İşte Yahya'nın kanı kaynıyordu. O kanın intikamını Allahu Azizün intikam olan Allah Buhtun Nassar'ı gönderdi. Yahya'nın, Zekeriya'nın, İsa'nın intikamını almak için onlara ne yaptı? Yuh, Ben İsrail'i
astı, kesti, yaktı, yıktı. Pek çoklarını esir aldı, neler yaptı. Irmak olarak İsrail kanı akıyordu, ırmaklar gibi. İşte görüyorsunuz, peygamberin, Allah'ın peygamberi, ben de kendilerinden, İsa'da, Zekeriya'da, Yahya'da, ben İsrail peygamberidirler. Ve öncekiler de öyle, İsrail'e Cenab-ı Hak bir peygamber, bir hükümdar tayin ediyordu. Hükümdarlar peygamberleri dinlemeyince, İsrail azıp kudurunca başlarına belalar geliyordu. İşte en son olay Hitler olayıdır. Ama uslanmış, akıllanmış falan değil. Avrupa'da yakılıp yıkılan Yahudiler, Osmanlı onları ne yaptı? Bağrına bastı. Osmanlı'ya da ihanet ettiler. Osmanlı'yı yıkmak için her çareye başvurdular. Bu da yetmiyormuş gibi Filistin'e emperyalistler onları getirdi, yerleştirdi. Müslümanların kanını akıtın diye. Ey dünya, bunun hesabını, ey emperyalistler, ey siyonistler, ey dünyanın zalim ve firavunları, bunun hesabını vereceksiniz. Bunda şek ve şüphe yok. Nerede bir mazlum, bir mağdur varsa, Müslümanlar, Osmanlılar onu bağrına basıyorlar. Mazlumların, mağdurların, gariplerin, yetimlerin imdadına koşuyorlardı. Ey Siyon Yahudisi, seni Avrupa fırınlara vurup yakarken, seni Osmanlı bağrına bastı. Senin dünyada gidecek yerin yoktu. Sen Osmanlı'ya da ihanet ettin. Ve neticede Musa'ya, Tevrat'a, peygamberlere, İncil'e, İsa'ya ihanet eden Osmanlı'ya ihanet etmez mi? Kendi peygamberini katleden, öldüren bir zihniyet Müslümanları Filistin'de öldürmez mi? Ama sen öldürürsün ama tarihten bu zamana kadar, ey İsrail, başına gelmedik kalmadı. Yine başına gelecek, yakındır. Bu zulmünden vazgeç. Seni uyarıyorum ben. Seni uyarıyorum, zulmünden vazgeç. Bu Siyon katil zihniyetten, bu zulümden vazgeç. Ama sen kendi başına gelecek şiddetli azaplara aşık olan bir zihniyetin var. Vazgeçeceğini de sanma. Ama biz görevimizi yapıyoruz. Seni uyarıyoruz. Evet, sen Peygamber Hazreti Muhammed'i de öldürmek istedin. Elden gelen ne kadar kötülük tuzakları varsa, putperestlerle beraber oldun. Hazreti Muhammed'i de öldürmek için her çareye başvurdun. Senin ihanetlerini Cenab-ı Hak gördü. Hazreti Muhammed'e vahiy ile senin de hakkından Müslümanlar geldi. Hak ettiğin cezalar verildi. Yine verilecek. Hak ettiğin ceza verilecek. Müslüman ölçüyü taşırmaz, haddi aşmaz. Allah'ın adaletini uygular. Sen ise Tevrat'ın yolundan saptın. Tevrat tanımıyorsun. Elindeki Tevrat senin uydurduğun Tevrat. Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat değil.
Sen Musa'nın yolundan saptın. Sen Musa'nın yolunda da değilsin. Sen İsa'ya da karşı koydun. Ve onu çarmıha gelmek istedin. İncil'i tanımadın. İsa'nın peygamberliğini tanımadın, öldürmeye kalktın. Zekeriya'yı, Yahya'yı katledin. Daha neler ve neler. Günahlarına tövbe et. Alnını secdeye koy. O gün onlar yapmış bu zulmü sen bugün Müslümanlara zulmediyorsun. Hiç tövbe etmek, Allah'tan korkmak aklın kenarından geçmiyor mu? Uydurma safsata, boş görüntülerle kendini avutuyorsun. Tevrat'ta olmayanları Tevrat'tanmış gibi gösteriyorsun. Kur'an-ı Kerim gerçek Tevrat'ın hem mümini hem müheymini hem musaddikidir. Hazreti Muhammed'in tasdikinden geçen, Kur'an-ı Kerim'in tasdikinden geçen Tevrat, Tevrat'tır. İncil, İncil'dir. Bütün peygamberler de Müslümandır ve İslam dini üzere gelmişlerdir. Yahudilik dini, Hristiyanlık dinini sen uydurdun. Musa'nın dini İslam'dır. İsa'nın dini de İslam'dır. İbrahim'in dini de İslam'dır. Öncekilerin ve sonrakilerin bütün peygamberlerin dini İslam'dır. İslam Hazreti Adem'le ortaya çıkmış, peygamberlerle Hazreti Muhammed'e kadar gelmiştir. Batıl inançların hiçbiri din değildir. Din sadece Allah katında, sadece İslam'dır. Dünyaya doğruyu söyleyin. Hazreti Musa hak peygamberdir ve dini İslam'dır. Hazreti İsa hak peygamberdir. Allah'ın kuludur, Meryem'in oğludur ve Müslümandır ve dini İslam'dır. Ve hakiki Allah'tan gelen İncil hak kitaptır. Ama tahrif edilmiş, bozulmuş İncil değil. Gerçek İncil, Kur'an-ı Kerim'in tasdikinden geçen İncil, Hazreti Muhammed'in tasdikinden geçen İncil. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'le geçmişin tamamını yeniledi. Eskimeyen yüce değerleri de Kur'an ile, İslam ile, Muhammed'i şeriatla ortaya koydu. Dünyanın dini Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar, Muhammed'den aleyhissalatü vesselam dünyanın sonuna kadar dünyanın dini İslam'dır. Bütün peygamberler Müslümandır. Şeriatları farklı olabilir. O günün şartlarına göre şeriatlar farklı olarak gelmiştir. Milliyetleri farklı olabilir ama milliyetin kökü Hazreti Adem, annemiz Havva, babamız Adem değil mi? Milliyetimiz bir değil mi? Sonra Yahudilerin kökü İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a dayandığına göre Hazreti Muhammed'in kökeni Hazreti İbrahim'e, oğlu İsmail'e dayandığına göre burada milliyet farkımız var mı? Bak, burada peygamberlerin soyu, kütüğü İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. İshak tarafından, Yakup Yusuf tarafından İsrail'e doğru gelirken İsmail Aleyhisselam tarafından da Hazreti Muhammed'e geliyor. İbrahim'den önce kime gidiyor? Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Nuh aleyhisselama gidiyor. Ondan önce Şitlere, İdrislere, Hazreti Adem'e gidiyor.
Yani millet olarak Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Ve peygamber silsilesi de nereden geldiği açıkça meydanda. Bu ırkçılığın adı ne? Bu faşist Siyon zihniyetinin hiç 104 kitapta yeri var mı? Aklını başına al. Evet. Dünya masonları insanlığın başına şu anda böyle bir örümcek ağı gibi bir ağ örmüşler. Her ülkeye de bir kol atmışlar. Ve çeşitli kollarla o ülkeleri ele geçirmenin yoluna bakmışlar. Ve kendilerine hasım olanları da yıkmak için elden geleni yapmışlar. Bugün de İslam ülkeleri üzerinde sürekli darbe yaptırıyorlar. Kendi adamlarını, mason uşaklarını başa geçirmek için uzantılarıyla, maşalarıyla her ülkeye ağ koymuşlar. Bunların ülkelerde uzantıları, maşaları var. Ey dünya masonları, Allah'tan korkun. Bugün dünya, yarın Allah'ın huzuruna geçip hesap vereceksiniz. Bundan vazgeçin. Dünyada sulhu, barışa çalışın. İslam A'dan Z'ye hak dindir, sulhtur, barıştır, hak ve adalettir, merhamettir. Bütün insanlığı kucaklayan İslam'ın rahmeti ve merhametidir. Çünkü İslam Allah'ın nizamıdır. İlahi kanun ve kurallardır Yüce İslam. Bunun anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bunun baş mimarı Hazreti Muhammed'dir. Bütün çağların peygamberidir. Bütün milletlerin peygamberidir. Evet, biz İsa'nın zamanında gelseydik peygamberimiz İsa'ydı. Musa'nın zamanında gelseydik peygamberimiz Musa'ydı. İbrahim'in zamanında gelseydik peygamberimiz İbrahim'di aleyhisselam. Ama Muhammed'in çağında aleyhissalatü vesselam gelenler Muhammed'in ümmeti değiller, Müslüman olmaya mecburdurlar. Olmazlarsa görevlerini yapmamış olurlar. Allah'a karşı koymuş olurlar. Hatırlatıyoruz. İster yapın, ister yapmayın. Biz zorbalardan değiliz. İlla Müslüman olacaksın diye tabanca dayayanlardan değiliz. Tabanca dayamak yoktur İslam'da. Seve seve, gönül rızasıyla, bütün sevgi ve aklı kuvvetlerin, iradi kuvvetlerinle İslam'ı kabul etmedikçe zaten iman kabul değil. İman edilecek yüce değerlerin tamamını seve seve tasdik edip ikrar etmedikçe iman iman değil. İslam'da zorbalık yok ki. Ama Müslüman oldun mu, Müslümanlığını doğru yap derler sana. Demeleri de lazımdır. Müslüman oldun mu? Artık doğru Müslüman olman gerek. Yahudi gibi Müslüman, Hristiyan gibi Müslüman, efendim öteki gibi, Budist gibi, ateist gibi, şunun gibi, bunun gibi Müslüman olmaz. Müslüman, Müslüman gibi olacak. İslam'ı kurallar meydanda. Allah'ın emirleri, Hazreti Muhammed'in şeriatı ortada. Müslüman, Müslüman gibi olacak. Başkaları gibi olmayacak. Doğuyu, batıyı taklit etmeyecek Müslüman. Kadın erkeği, genci yaşlısı, Müslüman, Müslüman gibi olacak. Nasıl? İtikatta, amelde, ahlakta, hukukta. İslam'ın amir hükümleri ne emrediyorsa onu yapacağız seve seve.
neyi yasaklıyorsa seve seve ondan kaçınacağız. Allah'a kul olacağız, Hazreti Muhammed'e tabi olacağız. Müslüman gibi Müslüman budur işte. Ve İslam Birliği ile de, İslam Birliği ile de hem İslam'ın Müslümanlar hem dünyanın kurtuluşuna, sulh ve barışına çalışacağız. Biz Müslümanların gayesi bu. Evet sevgili dostlarımız. İnşallahu Teala dersimiz bir sonrakinde de Hazreti İsa bin Meryem ile Yahya bin Zekeriya ile dersimiz inşallah devam edecektir. Biz bunları tefsir dersimizde, hadis-i şerif derslerimizde bunları verdik ama şimdi de tarih külliyatından keşif notları veriyoruz. Tarih külliyatının da en sahih ve gerçekçi olanı da yine Kur'an-ı Kerim'e dayanan, sahih sünnete dayanan, gerçek belgelere dayanan tarihtir. Yoksa kendi kuşunu efendim abartmış, kabartmış, ondan sonra afaki, sahte kahramanlıklar yüklenmiş, sahte tarihler var. Bunlara hiç mi hiç değer verilmez? Belgeye dayalı tarihtir. İşte biz onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ve güvenmediğimiz konularda da işaret ediyoruz. Tarihçilerimiz her ne kadar eserlerine bazı şeyleri almışlar ise de biz belgesini sağlam bulmadığımız zaman oraya işaret ediyoruz. Bu belge efendim sağlam belge değildir diyoruz. Şimdi adam kendi kahramanını övmek için sahte tarih yazmış. Ve bunu da millete de baba zoruyla, balyoz zoruyla kabul ettirmiş. Kendi sahte kahramanını gerçek kahramanmış gibi meto zoruyla millete kabul ettirmiş ve okullarda gençlere de bunu okutan ve bu sahte tarihler de bulunmaktadır. Şöyle çevrene ve dünyaya iyi bak. Gerçek kahramanla sahte kahramanlara iyi bak. Evet sevgili dostlarımız, dünyada hakikatçılar vardır. Hiç eksik olmaz. Ama safsatayla, sahte kahramanlıkla dünya dolu. Bunlara da dikkat edin. Batılı kendine göre Batı milliyetçiliğine efendim işi o tarafa çekerek tarih yazarsa, Doğu doğuya çekerek yazarsa, öteki kendi kuşuna oynarsa, beriki kendi pehlivanına oynarsa doğru tarih diye bir tarih olmaz. Gerçek belgelerle tarafsız gerçeğin, hakkın hakikatin ta kendisini ortaya koyan tarihtir. Bunların da en başta Kur'an-ı Kerim'in haber verdikleri, sahih sünnetin haber verdiği tarihtir. Ve bir de bunlara yakın belgeli olanlar tarihtir. Yoksa millete metozoruyla sahte tarihler, yalan söyleyen tarih ve tarihçiler mevcuttur, bunlara dikkat ediniz. Milli tarih gerçek tarihtir. Bir millet kendi tarihini A'dan Z'ye dosdoğru bilmek zorundadır. İşte bu da milli bir tarihtir ki Müslümanın tarihi İslam tarihidir. Ve bunun yanında
belgeli bir İslam tarihini Müslümanlar bilmelidir. Ve tarihten, geçmişten ibret almalıdır. Dünya milletlerinin tarihini de tarafsız olarak, sağa sola çekmeden onu da doğru öğrenmeye çalışmak gerekir. Ki tarihten ders alınabilsin. Yoksa insanlar diğer konularda olduğu gibi o konuda da, tarih konusunda da insanlar yanıltılıyorlar. Çünkü taraf tutuyorlar. Gerçek tarihi yazmıyorlar. Gerçeği ortaya koymuyorlar. Onun için gerçek tarihin üzerine kül serpiyorlar. Gençleri kandırıyorlar. Ey gençler! Gerçek tarihi okuyun. Bizden size gerçek vasiyet, gerçek tarihi okuyun ama önce Kur'an-ı Kerim'i, sahih sünneti, İslami ilimleri önce iyi okuyun. Çünkü gerçeğin aslı esası, temeli oraya dayanır. Ondan sonra her şeyi oku. Gerçeğe uygun mu değil mi oraya bir bak o zaman. Gerçeğe uygun olmayan hiçbir şeyi İslam kabul etmez. Hele Kur'an-ı Kerim batılı reddeder, hakkı celbeder. Yüce İslam faydalıyı celbeden, zararı def eden bir metod üzerinde oturur. Onun için hak ve hakikatin adresi İslami ilimlerdir. Hem de delillerle, belgelerle.